Senin Z'ye isteniyor tabii. Eğer Z'mizi yalnız bırakabiliyor isek, yalnız kalma ihtimali varsa yalnız bırakarak çözebiliriz. Yalnız burada Z'yi yalnız bırakamayacağız. Çünkü iki ayrı Z var. Birisi Z'nin eşleniği, diğeri de normal Z. Şunu yapabiliriz. Z yerine burada yan tarafta da verilmiş. Ki verilmese de yapabilirdik. Yani biz şöyle sorulsaydı bu soru. Şu kısmı, üstteki kısım olmasaydı biz Z'yi A artı İB kabul ederek çözebilirdik. Çünkü bütün karmaşık sayılar bu şekilde yazılabilir. Tabii Z'miz A artı İB ise bunun eşleniği de A eksi İB olacak. Eşleniğin yerine de şunu yazarız. Bu şekilde yazarsak 2Z diyor. 2, Z'nin yerine A artı İB yazıyorum. Artı 3'i eşittir Z'nin eşleniği, onun yerine de A eksi İB yazarız. Yanında da eksi 4 var. Şimdi şu 2'yi içeri doğru dağıtıyorum. 2 çarpı A, 2A, 2 çarpı İB, 2İB, sonra yanında artı 3'i var. Sağ tarafta reel kısımları yan yana alıyorum. Şurası A, eksi 4. Yani içinde İ bulunmayanlar. Biri A, diğeri eksi 4. Gruplandırıyorum, yan yana yazalım. A, eksi 4, diğeri de eksi İB. Şimdi sol tarafta da aynı şeyi yapalım. Reel olan, yani içinde İ bulunmayan sadece 2A var. Reel kısım 2A. İçinde İ bulunan, yani sanal dediğimiz bölümde şu yeşilli olanlar. İ parantezini alırsak, İ parantezine 2B gelecek buradan. Şuradan da 3 gelecek. Aynı şeyi diğer tarafta da yapabiliriz. Buradaki reel bölüm, yani içinde İ bulundurmayan bölüm A eksi 4. Şöyle paranteze alıyorum. Diğeri de, bunu da karmaşaya neden olmasın diye yine İ parantezini alıyorum. Aynen buradaki gibi. Geriye eksi B kalacak İ parantezini alırsak. Şurada. Bunun iyisini alırsak geriye eksi b kalır. Şimdi karşılıklı eşitleyebiliriz. Sol tarafın reel bölümü 2a, sağ tarafın reel bölümü olan a eksi 4'e eşit olacak. Yani şunu diyebiliriz. 2a eşit olacak sağ taraftaki a eksi 4'e. Biz buradan a'yı bulabiliriz. Şöyle a'yı sola doğru atarsak 2a'dan a çıkarırız. A eşittir eksi 4. Şimdi şunu da yapabiliriz. Sol tarafın sanal kısmı 2b artı 3. Sağ tarafın sanal kısmı eksi b. Bunlar da eşit olacak. Yani 2b artı 3 eşit olacak eksi b'ye. Amacımız b'yi bulmak. 3'ü sağa doğru, eksi b'yi sola doğru yollarsak 2b, şu eksi b artı b'ye dönüşecek. 3b olur. B karşıya gelince eksi 3 olacak. Buradan da B sayısı eksi 1 geliyor. B'yi de bulduk. Şimdi sonuca gelelim. Bizim aradığımız şey Z idi. Ki Z'yi de A artı İB olarak ifade etmiştik. Buradan bizim Z karmaşık sayımız A sayısı eksi 4. B sayısı eksi 1 olduğu için eksi 1'i yani eksi İ olur. İşte aradığımız karmaşık sayı.